benim rockçı, özellikle rock gitarcısı ve şarkıcısı oluşum benim karakterimle ilgili bir şey olsa gerek. Genellikle klasik batı müziği biraz kafa dinleme müziği gibi bir şey. Ben biraz böyle kabına sığamayan türden asi yaratılışlı bir genç olduğum için, o zamanlar tabii, şimdi de asi yaratılışlı bir yaşlıyım. Onun için tahmin ediyorum ki benim ruhumu yansıtan bir müzik şekli oldu rock müziği. Artık askere. Teşekkür ederim. Batı müziği içinde yetişmiş olsam bile ilkokulda Türkçe şarkılar söylüyordum ben. Yani evet, Türk müziği şarkıları söylüyordum. Ama daha güzel algılamam ve Türkiye'de Türk müziği, benim yaptığım batı müziğinle beraber Türk müziğine daha fazla eğilmem gerektiğini askerde anladım. Çünkü koğuşta sabahleyin kalkınca türküler çalınır 2 saat. Yani buna engel olamazsınız. Dolayısıyla 2 sene ben günde 2'şer saatten demek ki o kadar çarpı 750 çarpı 1500 saat şey dinlemişimdir. Türkü, şarkı
formatında ben başlamış oldum. Ondan sonra da tabii bu kendi şarkım olarak kabul ediyorum Kızlar Dalın Askeri'yi. Her ne kadar benim bestem olmasa da benim hayat verdiğim bir şarkı. Ondan sonra Türk folklorundan, daha sonra hatta klasik Türk müziği diyeceğim, Türk sanat müziği diye yanlış olarak adlandırılıyor ya, çünkü hepsi sanat. Nihan Sındıde'den şarkısını yaptık. Sonra Tımbıllı şarkısını yaptım, türküsünü yaptım. Köprüden Geçti Gelin var. Çok Türk müziğinde veya Türk folklorunda sevilen şarkılardan da yapmış olduğum aranjmanlar diyeceğim ona. O sadece aranjman olarak değerlendirebilirim tabii ki. Onlar da var. Bu birlikteliği Türkiye çok güzel benimsedi. Esasen biz diyeceğim, yani benim devreler, bizim ekollerde olan kişiler, biz bunu benimsettik Türkiye'ye. Şimdi zaten yani gençleri hor görmüyorum bu konuda. Tabii ki bizi takip edecekler, gayet güzeldir, ama şimdi yeni olarak yapılmış olan bir şey yok. Elektro bağlamayı ilk yapan benim, ama bunu bulmak o kadar olağanüstü bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü ondan evvel elektro gitar diye bir örnek vardı elimde benim. Dolayısıyla oradan
bu oluşumu, yani elektro gitarı, ben bağlamaya da uygulanırsa bir şekilde zaten bir gün olacaktı ama onu ilk ben yapmış oldum. Bağlamaya uygulanırsa bir an evvel Türkiye'ye gelsin diye, daha hem bağlamanın sesi daha yüksek çıkacak, hem de elektroniğin araçlarından, gereçlerinden istifade etme ihtimali çıkacak ortaya. Dolayısıyla şablonunu da kendim yaptım ve o zamanlar Türkiye'de çok tanınmış bir büyük bir sazcı vardı. Aynı zamanda da saz ustasıydı, yapıyordu. Şemsiye Astıman. Kendisine götürdüm. Şablonunu yapıp işte buraya manyetikleri takacaksın, şekli de bu olacak gibi. O çok güzel bir elektro bağlama yapmıştı bana. Aynı zamanda da bunu takdim edeyim diye sahnede birkaç defa çaldım. Yani birkaç defa değil, bayağı çaldım sahnede bir. Ama ben bağlamacı olmadığım için fazla ısrar etmedim. Ben gitar çalıyorum, onun yerini bağlama almamalıydı tabii ki. Ondan sonra da Türkiye'de elektro bağlamalar yapılmaya başladı. Tutursa, yanarsa yansın, ben yanıyorum. Yıllarca sevdim, aşkınla yandım. Yıllarca sevdim, aşkınla yandım. Artık ben aşka inanıyorum. Seviyorum dedin, yalan söyledin. Seni seven kalbi bir an eyledin. Seviyorum dedin, yalan söyledin. Seni seven kalbi bir an eyledin. Aldatıp beni kıymet bilmedin. Artık sözle sevdim, aşkında yandım. Yıllarca sevdim, aşkında yandım. Artık ben aşka inanıyorum. Artık ben aşka inanıyorum. Artık ben aşka inanıyorum. Artık ben aşka inanıyorum. Aşkımızı
süpüren yağmur. E damla da ah etti, hayatıma kahretti. O kadar yalnızım ki seni nasıl kaybettim, seni nasıl kaybettim. Zaman kapım çalsa sen geldin sanıyorum. Korkarım ki aşkımı boş yere ağrıyorum. Yine yağmur yağacak, beni benden alacak. En acı ızdırabın deryasına salacak. Her damla da ah etti, hayatıma kahretti. Yeraltı dörtlüsü döneminde biz grup olarak aynı evde, böyle villa türü müstakil bir ev tutmuştuk. Orada yaşadık. Beraber yaşayınca da o yaşam tarzı sahneye vurdu diyeyim. Ve o da müziğimize bambaşka bir boyut getirdi. Artık öyle bir müzik yapılamayacak, onu iyi biliyorum. Güzel müzik yapan genç arkadaşlar var ama o demek olmayacak hiçbir zaman. Biz müzikten başka bir şey yaptık ve o seyirciye de iletildi. Seyirci de onu yaşadı. Yani bizim beraber yaşadığımızın müziği seyirciye de yansıdı. Çok değişik bir müzik oldu. Ben hatta şu anda da grubum var. Aynı müziği bir daha yapabiliriz diyemem. Benim için de imkansız artık. Çünkü beraber yaşayamıyoruz grubumla beraber, aynı evde.
sözlerine kanlar kadar. O yaşlı gözlerine, o yalan sözlerine kanlar kadar. Giden gelirmi sandın, aldandın, boşa yandın. Bırakıp gitti seni, niçin ismini andın? Anlar kadar, anlar kadar, anlar kadar, anlar kadar, anlar kadar, anlar kadar. Gitsin resmini, unut artık ismini, anlar kadar. Yırt at gitsin resmini, unut artık ismini, anlar kadar. Giden gelir mi sandın, aldandın, boşa yandın. Bırakıp gitti seni, niçin ismini andın? Anlar kadar, anlar kadar, anlar kadar, anlar kadar, anlar kadar, anlar. Ataman Hakman, Vedat Yıldırım Bora, Cahit Kukul. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sonsuz teşekkürler edeyim. Taktılar. Taktılar ta nerele, en azından Ataman Adapazarı'ndan kalktı geldi yani. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Ataman işçilik yapıyor. Çok başarılı bir diş vaziyetleri, bir durum varsa kendisine başvurabilirsiniz. Ağrısız çeker dişinizi. Vedat ve Cahit halen müziğe devam evvelallah. Onlar da öyle.
Ben kendisine tekrar yeraltı dörtlüsü durumunu burada bana ve sizlere de yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Üzerinde pek fazla bulunmayan bir gitar. O sıralarda çok ende, yani az sayıda yapılmış. Onlardan birini de ben almışım. Dolayısıyla gerçekten çok değerli ve sesi de çok güzel olan bir gitar. Sesi ve her şeysiyle çok güzel olan bir gitar. Değeri de ölçülecek gibi değil. Antika kategorisine giriyor o bakımdan. Bu 50. yıl konserine onu getirdim. Her konserime götürmüyorum. Yani başına bir de adam koymak gerekiyor. Dolayısıyla götürmüyorum. Bu konsere getirdim. Başında da adam var.
kalsın düzen. Ne çıkar karışsa geceye mi gündüze? Çıkmasın düzen. Ne çıkar karışsa geceye mi gündüze? Lazım ben yalnız o güler yüze. Vazgeçtim kirpikten, kaştan arkadaş. Vazgeçtim ben yalnız o güler yüze. Vazgeçtim kirpikten, kaştan arkadaş. Sağ ol. Bazen biri soruyor, elini mikrofon almış, muhtemelen başka bir niyeti var, onun için soruyor. Bu memleket sana ne kazandırdı? Muhtemelen kaç param var diyor. Ben de diyorum ki daha ne kazandıracak ki? Yani. Bunun da sorusu mu olurmuş? İlahi.
tef enstrümanı Batı müziğine girmeden önce ben tef kullanmıştım sahnede en azından. Sonra zannediyorum plaklarımda da kullanmış olabilirim, onu o kadar hatırlayamıyorum ama onlardan önce yapmış olduğum çok şey var. Onlardan önce yapmış olduğum mesela Türk müziği enstrümanlarını Batı müziği aletleri içinde çalmak var ki onlardan aşağı yukarı 40 sene önce yapmışım anlamına geliyor. Hoş Rolling Stones da o zamanlar Beatles'da öyle bir şeyler yaptılar ama ben onlardan önceyim o konuda da. Doğu enstrümanını Batı müziği aletleri içinde kullanmak konusunda da onlardan önceyim. Daha başka şeylerde de onlardan önceyim. Daha onların bulamadıkları şeyler var. Arıyorlar bugünlerde işte. Neredeyse bir göbek atmadıkları kaldı yani Batılıların. Biz o göbeği çoktan attık.
Şimdi bir daha olur bir daha çalar. Ama tamam, arka arkaya olmasın. Şimdi baştan söylediğim güzellerden bir tanesini şimdi sahneye davet edeyim. Hem gönlü güzel, hem kendi güzel, hem şarkıları güzel, hem de benim için çok güzel. Çünkü Erkin abisinin diyeyim artık, yani konserine zahmet etti geldi Özlem Tekin kardeşimiz. Onların çok nazik bir hareketi bu. Beni 50. yılımda benimle beraber sahneye çıkacak oluşları beni çok sevindirdi. O genç arkadaşlara da ben de zaten gönülden destekliyorum. Öyle bir gönül bağı var aramızda. Onlarla beraber olmak çok sevindirecek beni bu akşam. Sesim geliyor mu acaba?
içinde yaşar onun can içinde. Rüya gibi gelir geçer insanoğlu kan içinde. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde. Ey gidi koca dünya dert küpümüzün. Söyle bari dünya söyle dert küpümüzün. Hoppa! Haydi koca dünya söyle tam yükümüzün. Söyle bari dünya söyle dert küpümüzün. Hoppa! Tabii kolay bir şey değil. Öyle prova falan yapmadan gelindi, söylendi, irticali. Öyle nasıl olduysa olduğu gibi kabul edilecek tabii ki. Hayır, oturup sevgili Özlem Tekin'le oturup prova yapmadık. İşte çıktı söyledi, sağ olsun. Çok da güzel söyledi. Biz de zaten onun ne tondan söyleyeceğini de bilmiyorduk. Daldık arkadan öyle gitti. Hayır, müzik. Çok teşekkür ederim sevgili Özlem. Özlem'den sonra bir güzeller daha var. Onlara da artık güzeller demeyeyim de yakışıklılar diyeyim. Duman burada. Haydi onları, haydi onları sahneye alalım.
Gelen rüzgarım kesilmiş nefesi, coşkun dalgalarım çıkmıyor sesi. Garip melek, ardına düşmeniz gerek. Farkına varmanız gerek. Böyle bir an gider mi? Farkına varmanız gerek.
İyi, daha baba nerede babamız? Çok kendisine teşekkür ediyoruz bizi dahil ettiği için bu akşama. Ben de sizi burada görmekte o kadar gerçekten mutlu oldum. Bayrağı götürecekler değil mi? Evet. Götürecekler kesin. Selam ve ding dong dong.
bana yere serdin gaddar. Dersin gaddar. Çok paramı yersin gaddar. Durmadan ötersin gaddar. Zatenden yanmışım gaddar. Sana hep kanmışım gaddar. Allah insaf versin gaddar. Allah insaf versin gaddar. Gaddar. Zaten ben yanmışım gaddar. Sana hep kalmışım gaddar. Allah insaf versin gaddar. Allah insaf versin gaddar. Gaddar gaddar zalim gaddar. Gaddar gaddar zalim gaddar. No.
12 Eylül 1980'de ise o gün doğan bir genç 27, hatta o gün diyelim ondan daha önce bile doğmuş olsa o gün 10 yaşlarında olan bir genç şimdi 37 yaşında ve konuyu hiç bilmiyor demektir. Yani 37-40 yaşlarında biri konuyu hiç bilmiyor demektir. Dolayısıyla Türkiye'de bayağı bir iç savaş eşiğine gelmişti Türkiye. Ben o sırada tesadüfen yurt dışına çıktım ve ben yurt dışındayken burada 12 Eylül yani 1980'de ben yurt dışındaydım. O yıllarda büyük bir boşluk oldu. Zaten esasen benim gittiğim yıllara da rastladı galiba. Ben 84 yılında geldikten sonra 90'a kadar işte çöpçüler, işte ne bileyim deli kadın, yok, tamam artık illaki işte tek başına o şarkıları yaptım. 1990'dan sonra hızlı bir şekilde sahne çalışmalarına başladım. O boşluk oldu maalesef. Hani kavga gürültüden oldu 80 yılına kadar. 80 yılından sonra da işte askeri idaredir. Ondan sonra artık bu konuların oturmasıdır derken bir 15 yıl boşluk girdi. O yazık oldu. Kayıp yıllar olarak söylüyorlar gençler de zaten onu.
yok gülbin okru. Akbin gözleri yok gülbin okru. Akbin gözleri yok gülbin okru. Akbin gözleri yok gülbin okru. Boşalan bakışları sanki bilmez bir kin nefret soluyor. Yavaş yavaş yandan yaklaşışları belli ki küçük bir fırsat kolluyor. Belli ki küçük bir fırsat kolluyor. Akrebin gözleri yok gibin akrep. 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 Akrep akrep. Akrebin gözleri akrebin akrep. Akrebin gözleri akrebin akrep. Böyle geçerken bekleme boşuna, bekleme beni. Yerlerden gidip yine giderken var olmak yok olmak ne fark eder ki? Var olmak yok olmak ne fark eder ki? Akrebin gözleri akrebin akrep. 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 Akrebin gözleri yok gibin akrep. Akrebin gözleri akrebin akrep. Sağ olun. Var olun. Thank you.
Tek 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 t
bırakmıyor. Herkese iyi geceler dilerim ve bundan sonra en kısa zamanda görüşmek üzere.